Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler. Parlayan bir yıldızın ışığını düşlediler. Geçen gün kavga ettiğin hakem şikayetçi olmuş ve 3 ay hak mahrumiyeti cezası almış. Yani? Yani yarınki maçta yoksun ve hiç kimsenin de yapabileceği hiçbir şey yok. Yok Bora, ben gelemem. Bilmiyorum ama ben gelemem Bora. Annemler kızarsa kızsın, ben gelmeyeceğim. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Ne oldu? Ya benim gitmem gerekiyor. Nereye? Eve. Bende para bitti de. Dayıcım ya, farkındayım, yatıramadım bugün paranı ama bak 3-4 saat sonra bir 20'lik yollayacağım. Ya ödeme alacaktım, olmadı. Ya, Mehmetciğim ama bak yarın harçlığını cebinde bil, olur mu? Tamam mı dayıcım? Peki dayı. Hadi öpüyorum. Allah'a ısmarladık. Bakalım baylar bayanlar, burada yatmayacağız. Herkes paraları çıkartsın. Adam başı 6,5 milyondur hesabımız. Hadi sıcağı göreyim. Hadi bakalım. Tamam. Ya 500 bin lira falan yok. Mehmet. Hayırdır Sefa abi? Asıl sen hayırdır oğlum. Ziyaretçi açısından şanslısın maşallah. İyi mi
must be my man. Yeah. I think you can speak English. Yes. Good. I'm Jessica. Koç, uzun lafın kısası Mehmet Jessica adlı bir hatun tarafından esrarengiz bir şekilde güzel bir spor arabayla götürün. Ay. Yani kuş misali uçtu koç. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Özür dilerim. Mehmet'e bakmıştım ama sanırım gerek kalmadı. Karşı yakının şu anda bir forvet arayışı var. Seni düşünüyorum. Pek anlamadım. Beceremez misin? Yok, beceririm. Beceririm tabii. Yani en azından bir denemiş olurum. Kız antrenmana geldi üstelik seni seyretmeye. Ah be abi ya. Tamamen aklımdan çıkmış. Kaptan, bir telefonu kullanabilir miyim ya? Efendim? Alo. Merhaba Mehmet ben. Merhaba Mehmet. Ada ben bugün çok güzel bir teklif aldım. Belki Karşıyaka'da oynayacağım. Oh. Baba eleman Karşıyaka mı dedi yoksa bana mı öyle geldi? Karşıyaka mı? Böyle ya da böyle. Satacak mısın bizi abi? Vay. Hayır demiyorsun yani. Yapma be Mehmet. Mehmet. Abi gerçekten gidecek misin? Abi çok da üzerine gitmeyin çocuğum. Bırakın karar versin. Alo, Esat Bey. Merhaba, Mehmet ben. Ben şey için aramıştım ya, bu bana yapmış olduğunuz teklifi reddetmek istediğimi söylemek için aramıştım. Asist fazla sana benden. Manyak mısın sen? Nasıl reddedersin abi? Geleceğin lan bu senin. Deneme sınavında göreceğiz bitirip bitirmediğini. Ne deneme sınavı lan? Haberin yok mu? Yok. ÖSS sınavından önce bir deneme sınav yapılıyor. İstersen buna girebiliyorsun yani. Gir de kim daha iyi belli olsun. Ya Tombili, benimle rekabet etme. Kaybedersin. Seninle niye rekabet edeyim oğlum? Birincilerin tek rakipleri vardır. Onlar da kendisidir zaten. Anlıyorum Tombili, kıskanıyorsun. Doğru, derslerimde çok başarılıyım. Artı basketbol takımının gözdesiyim. Bunun yanında artık güzel de bir kız arkadaşım var. Bütün bu özelliklerimi toplayınca önümüze çok başarılı bir insan çıkıyor. Sen de kıskanmakta haklısın tabii. Oğlum var ya, bu sefer beni hakikaten çok kötü kızdırdın. Seni çok değişik basacağım yani bu sefer sana. Basamazsın Tombili, basamazsın. Bak buraya yazıyorum. Tombili strese dayanamayacak, virgül sınavda çuvallayacak, nokta. Tombili sen streslerin adamı değilsin. Streslere dayanamıyorsun. Senin yerinde olsam önümdeki seneye bakardım. Şimdiden çalışmaya başlardım. Yani anlayacağın geriye dönerdim. Bilgileri tazelerdim. Rock yapardım. Vay be. Moral bozup olayı götürme taktiği ha. Oğlum var ya, bu sınavda sana en az 50 puan fark atacağım. Sonra suratındaki o soru işaretini fotoğraflayıp kafataşı asacağım abiciğim. Ben de böyle güleceğim abiciğim. Tombili, daha önce anlattım sana. Orta öğretim başarı puanı olmasa sen daha barajı bile geçemezsin be abi. Sen ÖSS adayı aldı havayı olayısın. Bu kadar. Başarısızsın. Allah Allah. Sen kendine bak lan. Oğlum şu alemde var ya, şu gün gelsin ilk gelecek kız ilk soruyu bana sorar. Sana sormaz. Gelsin de sorsun bakayım. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Yani yardımcı olabiliriz ikimiz. Gelin sorun hadi. Hadi. Tamam. Takıldığım bir yer var. Yardım edebilir misin? Tabii yardım ederiz. Bakayım uzunmuş da sonra. Evet. Otur istersen otur. Tombili görüşürüz artık. Sınavda görüşürüz Ali'ciğim. Görüşürüz sınavda. Jennifer Lopez'in vücut ölçüleri nelerdir? 68, 86, 90... Jennifer Lopez'in vücut ölçüleri bu. 86, 68, 109. C şıkkı ben biliyorum.
Biliyorum ya, biliyorum. Allah kahretsin. Biliyorum ama işaretleyemiyorum ya. Jennifer değilmiş, rüyaymış. Oh be. Sınav başlamıştır. Hocam geç kaldım ama girebilir miyim? Süper büyüksün, kocamansın ya Rabbim. Özlem. Işıklarında Özlem yazıyor. İnanmıyorum ya, inşallah rüya değildir. Hocam, 17. sorunun ışıklarında Özlem yazıyor. Rica ederim. Benim sevgilim kendisine güvenir. Bir kere ben öyle bir şey demedim Nil. Sınava çalışırsak ne halde olduğumuzu tam anlayamayız dedim. Sahi ya, ben ne yapacağım? Ya gidip bir şeyler mi yesek acaba? Kafamızı dağıtırız yani. Aa, ne çok bağırmışım, sese bak ya. Ben derim ki yeterince dağıldık, gidip biraz toparlanalım. Evet ya. Selam arkadaşlar, nasıl geçti sınavınız? İyi. Kötü. Senin nasıl geçti? Fena değil. Biraz konuşabilir miyiz seninle? Konuşuyoruz ya. Görüşürüz kaptan, görüşürüz İncil. Bay bay. Kerim, ben o gün seni bırakıp gittiğim için özür dilerim. Ya annemler birden arayınca... Ya önemli değil. Ya biraz bozuldum tabii ama... Yani beni niye bırakıp gittiğini anlayamadım. Annenlere söylememiş miydin? Aslında evet. Ya söylesem bir şey olmazdı ama ne bileyim. Yani söylememiştim. Ya... Peki sonra söyledin mi? Yok. Ama yani en yakın zamanda söyleyeceğim. Haftaya nereye gideceğiz? Bilmem. Buluruz bir yer herhalde. Artık beni gezlemek istemiyor musun? Nereden çıkarttın? Kafam karışık, saçmaladım yine. Benim Alp'i görmem lazım. Gidiyor musun? Bir şeyler yeseydik. Yok tokum, sağ ol. Hem nedense Alp'i bayağıdır göremiyorum. Peki. Ben de... Uzun zamandır göremiyorum, çok antrenman yapıyorlar. Evet doğru, ondandır. Sınavın iyi geçmesine gerçekten sevindim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz.
İğrenç, iğrenç. Bu sınavla birlikte üniversiteye ait olan bütün hayallerim de eser bulmuş oluyor. Ha, iyi var ya, tek de gülen ben değilmiş. Kombülüm, aslanım, senin nasıl geçti? Senin rezalet geçti. Abi nedir bu sınavların hali ya? Deneme sınavı, seçme sınavı, denen, sınan. Ya hayatımız sürekli stres altında. Ya hayatımızın en güzel yıllarını bu şekilde mi geçireceğiz, ha? Çok doğru söylüyorsun vallahi Güney abla. Yani 3 saat, 3 saatte geleceğimizi nasıl belirleyelim kardeşim? En az 13 saat olması lazım. Senin sınavın mı kötü geçti Serhat? Tabii. Adi görevli uğurlu zarımı çalınca her şeyi atmak zorunda kaldım. Mehmet, senin de mi sınavın kötü geçti? Mehmet. Ha? Senin de mi sınavın kötü geçti? Ya yazdım bir şeyler işte ya. Üf! O ne? O ne? Hatta uf! Uf! Üf! Ay! Hi guys. Hi. Hi. What time do you need? I'm here to pick you up. Really? So good, it's so special. Düşman et onu, düşman et! Götürdü lan. So, you're a tough one, huh? Yeah, well, I don't give up easily. But I'm not here for the reasons you think I'm here. So you don't want to be my agent? That's what? Yeah. Well, of course I'd like you to work with him. But it's for your own good. But? But what? I'm here for something else. For how? I'm here to see you. Ooh. If this whole agent thing doesn't work out, we can still see each other, right? That is if you want. Yeah, well, I do. Ooh, I got you a present. Really? I hope you like it, look. Oh, it's a night coach. You have to be paid a small fortune. Like you said, it's a small fortune. Really, it's nothing. That's the most beautiful present I have ever taken. Come, let's go. Kopardın, manyak mısın? Ya ne biçim dağılmışsın ama seni burada bulacağımı biliyordum. İnce Hanım, hayrola? Hangi rüzgar attı sizi bu pis izbe köşke? Ya. Farklı kültürlerin buluşması üç. Bir şey mi oldu? Evet ama ya dalga geçmesen fena olmaz. Zaten her şey mahvoluyor. İnce, ne oluyor? Ben onu çok seviyorum Alp. Kimi? Kerim'i. E ne güzel işte. İnci ne oluyor anlatsana. Niye böyle yapıyorsun? İşte. Ya Ediz harbiden haklı yani. Sizin işinize akıl ermiyor ya. Ya nasıl erdirilmiyor Alp? Sanki bilmiyorsun. Bora. Of. Ya İnci bak seni tanıyorum değil mi? Gayet iyi tanıyorum üstelik. Ya sen böyle şirket evliliğine falan... Ya İnci daha kaç yaşındayız ayrıca ya? Ne evliliği ya? Ne borası? Ya belki öyle Alp ama... Ya annemler Kerim'le çıktığımı öğrenirlerse... Ya... Hadi diyelim onlara yalan söylemeyi başardım. Kerim... Ona da mı sürekli yalan söyleyeceğim? İnci bak... Ne olabilir ki? Yani gideceksin Kerim'e anlatacaksın. Benle konuştuğum gibi onunla da konuşacaksın yani. Bu kadar basit. Hem Kerim kıskançlık krizine falan girecek biri değil ki bu yüzden.
Şimdi sen Bora'yı sevmiyorsun. Müzik. Nice car. I'm saying there's something about cars. G10 by your shoes, it's a great chip. It's not bad. What do you mean? It's great. You should see my 64 Mustang. Oh, 64 Mustang? She's my baby. But you know the streets here in Istanbul, plus she's a bit old, so it causes some problems. I thought there weren't any in Turkey. One now. Can I see it sometime? Yeah, of course. Just remind me when we go and I'll show you. Oh, okay, you got it. By the way, where are we going now? Etmiyorum değil mi? Aa, hoş geldin. Ne demek rahatsız etmek efendim? Buyurun Sayın Ayıncım. İyi ki geldin. Benim de seninle konuşacaklarım vardı. Bak ben diyorum ki bu senaryo ile ilgili... Bir dakika. Önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Sayın Ayıncım. Buyurun. Bir çay alayım mı sana? Yok canım sağ ol. Ya yine aynı konu olacak ama... Hani Balat'tayken bana bir telefon gelmişti ya. Evet. Bora aramıştı. Ailem Bora ile benim evlenmemi istiyor. Tamamıyla şirket evliliği olayı. Hem ya Bora ile aramızda hiçbir şey yok. Ya Bora da takmıyor. Kızlarla gezip duruyor. Bu nasıl bir şey ya? Türk filminde falan mıyız? Biliyorum Kerim. Çok garip. Hatta belki de utanılacak bir durum. Ama işin gerçeği bu. Hayır yani... Ya bir dakika, benim anlamadığım şey şu. Madem birbirinizi takmıyorsunuz, Bora seni niye arıyor? Hani niye çağırıyor? Yani hadi çağırdı, daha da enteresanı sen niye beni bırakıp gidiyorsun? O kadar basit değil Kerim. Annem çağırtıyor sonuçta. Hem Bora takmıyor... Çünkü o erkek olduğu için kimse ona baskı yapmıyor. Ama beni rahat bırakmıyor. Daha çok erkenci. Yani evlilik yaşı gelene kadar çok şey değişir. Hiçbir şey aynı kalmıyor ki. Öyle olsa şimdi de zorlamazlar. Hayır daha çok küçüğüz bence. Yani yaptıkları yanlış. Tabii. Hatta kırılma ama bana bayağı bir garip geldi. Ya, kırılmam. Senden sonra hayatımda çok şey değişti Kerim. Hepsi de güzel şeyler. İstanbul gezileri, filmler. Ya notlarım bile yükseldi. Ama seni kaybetmek istemiyorum. Ama... Eğer... Sen bunlardan sonra... Beni istemezsen... Ben bunu anlarım. İnci, benim. Saçmalama, ben seni niye istemeyecekmişim ki? Yani bütün bu olaylar senin suçun değil ki. Şişt. Hadi ama. Bak, bunları yeni yazdım, senaryo için.
Al oku bakalım. Fikrini söyle bana. O zaman şimdi bir tane çay alırım. Tabii efendim, ne demek? First of all, a basketball player must be clever. Like me, people think it's all about muscles, but it's your brain works slowly. It means nothing. Zigot bölünmeyle oluşan iki hücre ender olarak birbirinden ayrılır. Mitoz bölünmeyle oluştuğu için birbirinin aynısı iki hücre anne rahminde ayrı ayrı gelişir ve bir defa da doğar. Tombili, sakın ikiz esprisi falan yapayım deme. Zaten hiç hoşlanmıyoruz esprilerinden. Karışmam bak. Tek yumurta ikizlerinin kalıtsal yapıları aynı olduğundan vücut yapıları da davranışları da aynıdır. Aynı mıdır? Değildir hocam. Değil. Hayır hocam. Neden Mehmet? Mehmet. Mehmet. Mehmet yok hocam. Yoklama almayınca böyle oluyor. Hasta mı arkadaşınız? Yok hocam, hasta değil. Aslında o da tam bu ikiz konusunun üstüne çalışmaya gitti ama işte farklı ikizlere gitmiş yani. Ne demek şimdi öyle bu? Sınıftan atılmak mı istiyorsun? Yok hocam, estağfurullah. Neden atılmak isteyeyim? Ben dersime çok çalıştım yani. İsterseniz sorabilirsiniz. Cevap ver bakalım o zaman. Tek yumurta ikizlerin her şeyleri benzer de davranışları neden aynı olmaz? Hocam bir insan etrafındaki olaylardan ve insanlardan nasıl etkilenirse İşte öyle bir insan olur. Hocam, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir laf var ya. İşte öyle. Güzel. No problem. If you're my boyfriend. How are you gonna get home? Do you want my car? No thanks, I have no driving license. See, if you had taken Assad's offer, you'd have a driver's license and you'd have a car. Do you at least need some money for cab? No thanks, I have enough. Ayça be, sadist sadist konuşmasana. Lan, sanki biz yapmıyoruz. Ortada bir sadist var ama o kesinlikle ben değilim abi. Aa! Ah be güzelim, yapmayanlar da var. Yani biz kendimizi erkeklere beğendireceğiz diye böyle şeyler yapmasak bütün bunlar olmayacak. Vallahi Güney, ben erkekler için yapmıyorum yani. Kendim rahatsız oluyorum. Ağdası asla dışarı çıkma. Tabii canım. Ya eride be kızım, çek artık şunu ya. Tamam güzel. Ya arkadaşlar, ne olur bitirin artık şunu da ya. Şu sınava çalışalım ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Evet ya. Kaç gündür sınava çalışacağım. Mutlaka bir şey çıkıyor. Ne çalışacağım ya? Ben çalışmayacağım. Deneme sınavı değil mi kardeş? Böyle girince ne olacak daha çok merak ediyorum. Ya bir de çalışıp neler olabileceğini görsen de hiç de fena fikir olmaz değil mi? Çalışsam kafadan boğaz içine girerim. Akıl bu akıl. Tabii canım. Aman aman. Bizde o akıl yok sanki. Üf ya. Ya artık şu kıl alma operasyonu bırakıp ciyaklamayı kesseniz de biz de uysak kaçacağım ha. Ne dersin? Ciyaklayana değil, ciyaklatana bakacaksın kızım. Yeter artık. Ne olur susun artık ya. Gerçekten sınava çalışamıyorum Ayça ya. Sadist, harbiden sadist bu kız ya. Kesin karar verdim ya. Ya tamam tamam. Yeter Ayça. Yeter bu. Tamam Ayça, tamam yeter. Ay susun artık. Kaçma. Daha bitmedi.
kaptana hayranım valla. Ben hayatımda böyle sistemli bir adam görmedim. Nasıl yani? Nasıl yani var abi? Baksana adam kalktı sabahleyin aslanlar gibi deneme sınavına girdi. Gün içinde derslerini de halletti. Şimdi akşam oldu ve onun içindeki sanatçı kişiliği kortlayıverdi. Komple insan olmak başka tabii. Evet, belgeselimize başlayabiliriz. Kabataş'ta bir gece. Ya çekmesene kardeşim ya, Allah Allah. Gördün mü bak, yine kişilik değiştirdi. Şimdi içindeki paparazzi ortaya çıktı. Oğlum şurada film için malzeme toplayalım dedik. Hemen geyiğe sardınız ortalığı. Bizim de kulağımıza bir takım dedikodular gelmiyor değil hani yani kaptan. Duyduğumuza göre filmin başrol oyuncusunu bulmuşsun. Ha, kimmiş? Kim olacak? İnci. Ya öyle miymiş? Ne çabuk yayılıyor dedikodular. Ne yapalım kaptan? Yakıştırıyoruz sana. Vallahi hem günün olayları hem de film süper gidiyor diyorsun yani kaptan. Allah'ıma bin şükürler olsun. Biraz da şunun kulağını çeksen de diyorum. Biraz senden feyiz alsa, kendine bir dişi kuş bulsa. Hani baharda geliyor, sızlanmasın sonra. Abi, benle uğraşmasanıza ya. Ben mutluyum böyle, Allah Allah. Benim ne işim var abi? Hem bak Masar abi ne diyor. Yalnızlık, aman abi, aman abi, boyu, aman abi. Oğlum sonra çok vuracaksın sen kafanı taşlara. Delikanlılığını harcıyorsun. Bak Mehmet'e, adam gitti İzmit'e bir tane ada buldu geldi. İstanbul'da Jessica Meşika derken bayağı milletler arası takılıyor. Harbiden ha, Mehmet de amma açıldı ya. Hah, iyi adam da lafın üstüne gelirmiş. Hayrola Mehmetciğim, daha yeni mi geliyorsun? Ne o, benden bahsediyorsunuz? Evet kardeşim, Erol Bey sizin aşk maceralarınızı anlatıyordu. Nasıl anlatmayayım kardeşim? Adam uluslararası Casanova. Bu sabah Jessica'yı 60 senin spor arabasını uçurmuş diyorlar. Oho, daldı gitti adam. Gün iyi geçmiş belli. Armut iyi olunca. Bence de öyle. Olacaksa en iyisi olsun. Tabii kardeşim. Arkadaşlar bu müzikal olayından sonra bir ayrı bir hava gelmedi mi okula sizin? Geldi vallahi, gelmez mi ya? Bu arada arkadaşlar artık sahne ayakkabısı giyecekmişiz. Benziyor mu sizin? Vallahi. Sahne ayakkabısı ne ya? Ya Erol'cum, sahne ayakkabısının ne olduğunu nasıl bilmezsin? Biliyorum canım, biliyorum. Biliyorum. Siz ikiniz artık bir çiftle idare edersiniz. Mümkün değil abi, olur mu öyle şey ya? O niye o? Abi ben 41 giyiyorum, Çetin 45 giyiyor. Oha! Ya şu sahne ayakkabıları en topuklu olanlardan değil mi? Evet canım, evet. Siyah topuklu. Ben siyah topuklu ayakkabı giymem kardeşim. Helal olsun be. Ya arkadaşlar geç kalıyoruz bence. Hadi gidelim artık. Hadi olmayın ya. Aa Ediz, ya sen de gelsene. Hem belki hoşuna gider. Sen de biri olursun değil mi? Saçmalama Ceysun. Saçmalama mı? İnanmıyorum Ediz ya, çok kıvırsın. Sadece bir teklif de. Aa teklif var ısrar yok, yürü gidelim hadi. Hadi hadi. Sen gerçekten 45 numaramı ayakkabı diyorsun oğlum, inanmıyorum ya. Anlatsana şunu. Oğlum, ya hasta mısın gel oğlum ya. Sen neyi anlatacaksın ya? Aslında süper bir teklifmiş ya, hadi gel sen de. Yok be abi, gidin şimdi size, manyak mısınız, ne işim olur benim ya. Sen birsin. İletişim kurmaya çalışırken sen herkesi geri çeviriyorsun. Topuklu ayakkabı giyip sahneye çıkmadığım için mi şimdi bunlar? Tabii ki hayır. Neden peki? Ceysu'yu ne kadar kırdığının farkında değil misin? Değilim. Ne olacak? Peki Ediz. Ne istersen onu yap. Sen beni kırıyorsun da ne oluyor be? Ha? Ediz çok kabasın. Büfteni beğendin mi? Evet, çok güzel. Ya hele okul yemeklerinden sonra. Artık okulda yemek zorunda kalmayacaksın. Doğru söylüyorsunuz ama en azından daha 3 ayım var. 3 ay mı? Neden hemen değil?
Çünkü okulun bitmesine daha 2 ay var. So, I can play at the same time in Karşıyaka. So then just leave school. Nasıl yani? Benden mezun olmadan okulu bırakmamı mı istiyorsunuz? Canım bir yerlerden bir diploma ayarlarız sana. Ama Kabataş mezunu olamayacağım değil mi? He wants to graduate from Kabataş. Oh come on Mehmet. It doesn't matter. All the schools are the same. 3 ay sonra başlasam ne fark eder ki? Şimdi sen başlayacaksın diye Karşıyaka 3 ay forvetini mi oynayacak? İyi de yani buna ben ne yapabilirim ki? Bununla şu fıstığı açabilirsin. Nasıl yani? Şimdi bu benim mi? Sana bağlı. Okay. I'll accept your offer. Sence? Çok güzel oldu, çok yakıştı. Evet. Kırmızı kırmızı. Ya kızlar, sizce başrol oyuncusunu kim seçecek Burak Hoca? Abi benim için hiç fark etmez. İsterse versin yan rol, isterse versin orta rol, isterse versin başrol! Önemli oyunlar! Oynamak şekerim! Abi oynamak önemli! 70, 80, 90, 90, 100! En güzel bacaklar Nisan'da. Nereden biliyorsun? Ya saçmalama. Sallama. Lan. Hepsini gördün mü baba? Hadi git ya. Sallama. Evet, gördün mü? Evet. Allah Allah. Nisanların prensi geldi. Arkadaşlar hadi bakalım. Hazırsanız Burak Hoca bekliyor. Aktör milleti dediğim vaktinde gelir, vaktinde sahneye çıkar. Yavrum benim, şöhreti taşımanın bir bedeli vardır. Hadi bakalım herkes. Neş sen de Can. Şöhreti taşımanın bir bedeli vardır. Hadi bakalım Can. Neş. Hadi. Yürü. Hadi bakalım. Hadi gidelim bakalım. Sanki ünlü oldu bu sahne ha. Allah Allah. Abi. 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 Sen karar ver. Sen karar ver. İstediğine sen karar ver. Sen karar ver. Kim olmak istediğine sen karar ver, sen karar ver. Ne okumak istediğine sen karar ver, sen karar ver. Canımı değil bu. Nil gidiyoruz. Edis hayır. Ve hayır. Ya kesin be. Ya buradayız görmüyor musun Edis be? Nil. Nedir? Baba nedir problem? Ya Nil'le konuşacağım hocam. Tamam konuş. Arkadaşlar provayı kestik. Akşam herkes Belli Köşkü'nün önünde olsun. Provada olun. Hadi sahne gelsin tamam, abi. Nereye ya? Gel şimdi. Hadi. Otur bakalım şöyle. Baba nedir problem? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Yani bak, ben cool bir öğretmen olabilirim ama provamın içine edilmesine seyirci kalamam. Anlaşılan moralim bozuk ve ne yaptığını bilmiyorsun. Aa.
Biliyorum. Okey. Biliyorsun. Ama yanlış yapıyorsun. Bana, sınıf arkadaşlarına ve Nil'e. Biraz sakin ol istersen. Baskette ceza aldığını duydum. Aa, ne alakası var şimdi basketçiyle çalışıyorsun? Var Ediz, var. İnsan böyle zamanlarda en yakınlarına kusar öfkesini. Ve sen bunu burada yapıyorsun. Provada yapıyorsun. Ama olsun, bir yerde de iyi oldu. Sana bir teklifim var. Ne teklifi? Rol baba, rol yani. Ne olabilir ki? Ne rol? Sen James Dean'e benziyorsun. Ha? James Dean. Biri mi? Ha, biri. Şimdi bak, al şunu. Bak, şu. Hı. Şuna bir bak. Eğer aklına yatarsa akşam provaya sen de gel. Bir de bir şey daha var. Nil'i bir süre rahat bırak istersen. Bu bir arkadaş teklifi sana. Kızların üstüne gidersen rahatsız olurlar. Bırak o sana gelsin. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Gel bakalım. Nedir şu menajer hikayesi ya? Sen nereden biliyorsun koç? Arkadaşların ağızları sandığın kadar sıkı değil. Onlardan duydum. Anlat. Koç, ben bir menajerle anlaşma imzaladım. Ya. Biraz erken değil mi senin için? Yeteneğimi ne kadar çabuk kullanırsam o kadar çabuk hayatımı kurarım diye düşünüyorum koç. O kadar çabuk da karartırsın. Bu menajer denilen adamlar sadece senin üstünden para kazanmayı düşünürler. Bunu bil. Koç beni karşı yakaya yollayacak. Hem de hemen. Ya ne dediğinin farkında mısın? Sen birincilikte oynayacağım koç. Benimle gurur duymaz mısın? Ya duyarım elbet ama vakti gelince. Şimdi birincilikteki ortalama bir oyuncu bile seni paspas yapar. Bir de yerleri siler. Menajerim öyle düşünmüyor ama. Ya senin adına o düşünüyor yani. Koç, benim hiç evim olmadı. Ya yatakhanede, ya lojmanda kaldım. Ya böyle bir fırsat bir daha çıkmayabilir koç. Yani rahat bir hayat, bir araba, bir ev. Senden de özür dilerim yalnız bıraktığım için. 3 gün içinde İzmir'e gidiyorum ben. Nasıl, okulda mı bırakıyorsun? Bir diploma ayarlayacaklarmış işte. Mehmet, geri dönmesi çok zor bir yola giriyorsun. Sen demez misin koç? Kazanmak için bazen risk almak lazım diye. Neyse koç, yine de her şey için sağ ol. Abi. Ne demek okulu bırakmak falan ya? Ne şakası kaptan? Böyle şeyin şakası mı olur? Kafayı mı yedin oğlum sen? Neyin hayalindesin? Karşıya kadıyorum abi size. Kaç kere çıkacak abi karşıma böyle bir fırsat? Kaç kere yani? Mehmet, daha gençsin oğlum. Önünde yıllar var. Ne acele bu, anlamadım ki. Siz hepiniz rahatsınız abi.
Ha, hepinizin ailesi var. Hanginiz kız arkadaşıyla buluşmak istediğinde kıvranıyor? Hanginiz bankamatiğe gittiğinde kaç param var diye düşünüyor? Mehmet. Ya abi yapma şimdi, ne ilgisi var ya? Çok ilgisi var abi. Çok ilgisi var. Neyse abi. Hadi hakkınızı helal edin. Ya Memo, yapma abi ya. Bana bak Mehmet, bu yaptığın şeyin Jessica ile bir alakası yok değil mi? Nereden çıktı abi o şimdi? Gözlerin öyle söylemiyor ama. Tamam abi. Benim derdim hayatımı kurtarmak. Bunun için de kendimden başka destekçim yok benim. Beni anlayacağınızı umuyorum. Seni anlamak mümkün değil Mehmet. Umarım ileride anlarsınız o zaman. Hadi bir vedalaşalım. İstanbul'da kış olanca azmiyle hükmünü sürdürüyor. Belki kısa bir süre sonra bahar gelecek. Dallar tomurcuklanacak. Çiçekler açacak. Ama hep derler ya, İstanbul'un havasına güvenilmez. Sanırım bu güvenilmezlik her şeye bulaşıyor. Önce İnci'nin tavırları ve bu gece Mehmet'in yaptığı inanılmaz sürpriz. Ne demeli? Yine de en iyisi kimseyi hiçbir şey için zorlamamak. İnci! 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 Anne, siz gitmiyor muydunuz? Yemeğe gidiyoruz. Sen de geliyorsun. Anne benim ders çalışmam lazım. Ben gelmesem olmaz mı? Hakkı amcan, Müjgan teyzem, Bora hepsi olacaklar. Ne demek gelmemek? Gelince çalışırsın. Hem sen ver bakayım onları. Ne çalışıyorsun öyle bangır bangır bu müzikte? Nedir bunlar? Hiç yani bir arkadaşımın senaryosu. Yani benim de oynamamı istiyor. Uğraşacak başka saçmalık bulamadın mı? Çabuk yok et o kağıtları. Hem ne bu odanın hali böyle? Sen iyice sapıttın artık. Çabuk. Çabuk hazırlan. 5 dakikaya çıkıyoruz. Rıza. Rıza şu kızına bir şey söyle, çıldırtacak beni. Gelmiyor musun oğlum derse? Oho, hadi Edis kalk artık ya. Alo. Şşş, şşş. Öyle değil oğlum efendim. Ya hadi gidin işinize ya. Bizim işimiz sensin oğlum, senden hala işimiz mi var hadi. Ya Kerim sustursun, döveceğim şimdi bunu. Ya. Edis. Edis. Hı. Hadi abi çıkmayacak mısın oradan ya? Nereden? Yastığın altından. Abi derse gitsene sen ya. Merak etme gideceğim. Senin için dersi kaçıracak halim yok. Edis bak aldığın 3 aylık cezaya kafanı takıyorsan harbiden bozuşuruz ha. Neden? Dalga mı geçiyorsun abi sen? Abi ne ilgisi var ya? Edis. Bak abi kime kızıyorsun sen anlamadım. Hakeme mi? Hakemin ne suçu var abi? Ha anladım. Sen kendine kızıyorsun.
Kerim. Uğraşma. Bak abi, 3 ay basketbol oynayamayacaksın. Senin cezan bu. Üstelik benimkinin yanında da hiçbir şey. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ben bu cezayı almak için hakem falan dövmedim. Jessica'nın selamı var. Jessica ile mi konuşuyordunuz? Bomba haberi hazır oldu. Önümüzdeki günlerde Konya'ya gidiyoruz. Konya'ya mı? Konya Kombasan'la anlaştık. Prensipte sana da sadece imza atmak lazım. İyi de biz sizle Karşıyaka diye konuşmuştuk. Karşıyaka'da çok fazla oynama şansı bulamazdın. Bu sene Konya'da başlarsın, önümüzdeki sene de 1. Lig'e çıkarsın. İyi de Esat Bey... Mehmetciğim, inan şu anda o kadar çok işim var ki, ne olursun kusura bakma. Detayları sen de daha sonra konuşuruz, okey? Anlıyorum Esat Bey. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Myself very bad. May I come in? I wasn't expecting you. Aren't you alone? Your boyfriend, isn't it? Who is that, Jessica? No one. It's okay. I'm not trying to understand. Okay. I can understand. Otorite kaybı üzerinizde bir gevşeme yaratmış. Ancak tüm yetkilerimi yitirmiş değilim. Mesela hala sizi sınıfta bırakabilirim. Bırakın tabii hocam, bırakın. Yani biz de sizinle bir sene daha okumak isteriz tabii, değil mi arkadaşlar? Ya. Öyle mi? Öyleyse bir sözlü yapalım. Ayça Hanım, buyurun sizden başlayalım. Ben mi? Ben Ayça mı? Sizden başka Ayça var mı bu sınıfta? Pekala. Türkiye nüfus artışı hızında dünyada kaçıncı sırada acaba? Beş. Beş! Attınız! Ama tutturdunuz. Ayça 1, Melima 0. Pekala Erol Bey. Buyurun sizi alalım söz diye. Ne istiyorlar bizim halimizden anlamıyorum ki. Bilmiyorum ki evet. Pekala bu Türkiye'den önce gelen 4 ülke hangileri acaba? Şimdi birinci olarak Çin var zaten. Hiç alakası yok. Olur mu hocam? Çinliler bir, tavşanlar iki. Doğru konuşunuz. Kuzenimin eşi bir Çinlidir. Otur, sıfır. Hocam çok özür dilerim ama ben nereden bilebilirim sizin kuzeninizin eşinin Çinli olduğunu? Oğlum ya tavşan olsaydı? Evet.
kaldırsak acaba? Mehmet Demir. Mehmet yok hocam. Öyle mi? Nerede peki kendisi? Nerede? Hasta hocam. Mehmet hasta, Jessica hasta, sık. Efendim anlamadım, hasta mı dediniz? Mehmet amansız bir hastalığa yakalanmış hocam, Jessica isminde. Yok hocam yok. Mehmet okulu bırakmaya karar vermiş, bir daha gelmeyeceğim diyor. Ne diyorsunuz, çok üzüldüm. Yok hocam, üzülmeye hiç gerek yok. Daha bu sınıfta sıfır verecek Mehmetler çok. Demek öyle Kerim Bey. Buyurun Sözlü'ye. Merhaba canım. Nerede kaldın? Gelmeyeceksin sandım. Özür dilerim, ders biraz uzadı. Gelmez olur muyum hiç? Bilmem. Ben de sinemaya gelmek yerine okuldaki arkadaşlarımla maçı izlemeye karar verebilirsin diye düşündüm. Senin yerine Serhat'la Yusuf'la vakit geçirmek mi? Hayır, olamaz. Hem canım bir hafta göremeyecekken. Bir hafta göremeyeceğiz. Niye? Almanya'daki sinema okulu var ya, oradan cevap geldi. İnanmıyorum Kerim, bu süper bir şey. Çok sevindim senin için. Ama sadece görüşmeye çağırıyorlar. Daha öyle kayıt yaptırmak için gitmeyeceğim. Ben kayıt olacağından eminim. Hadi geç kalmayalım sinemaya. Bu cadde hep böyle cıvıl cıvıl.
İstanbul'un kalbi gibi. İstanbul'un kalbi. Çok güzel. Neymiş güzel oğlum? İstanbul'un kalp atışlarının üstünde senin el ele yürüyor olmak. Bence de çok güzel. Hadi gidelim, sinemaya geç kalacağız. Acele edelim. Aşk güzel şey değil mi? Seninle her şey güzel. Kendisi sanatçım olur. Getirme beni buralara. Tezenin gibi yanında dolaştırır. Kaç kere söyledim, araban bozuldu. Bir kibarlık yaptım, burnumdan da getirdin. Hem ben sana yukarıya kadar çık demedim ki. İyi de oldu. Görmüş olduk ortağını. Sana bir kıyak daha yapayım mı? Yok ya. Telefon numarasını bileyim mi? Kimin? Görmüyor musun şunları? Ben öldüreceğim lan seni! Dönetlik abidesi misin lan sen? Haydi! Ya yeter artık Edir. Her maç kazanılacak diye bir şey yok. Ya ne olacak peki bunca çaba? Ya iyi de daha maç bitmedi ki. Ya saçmalama, kazanabilir miyiz sence? Takımın son umudu da yıldız olabilmek için eşyalarını toplayıp tüyüp gitmiş. Artık galibiyet bizim için bir hayal. Ya Edir tamam, sen yoksun. Mehmet yok okey ama oyuncuların senin gibi düşününce onu yetmiyorum. İyi öyleyse. Zaten ben ne düşünürsem tam tersini düşünürüm. Ya Ediz nereye ya? Cehennemin dibine, çekil. Oo, Star, hoş geldin. Cenazeye mi? Ne cenazesi abi? Sen daha iyi bilirsin. Ne güzel oldu bugün sinemaya geldiğimiz. Ben de ne zaman iyi bir Türk filmi seyretsem çok hoşuma gidiyor, heyecanlanıyorum. Neden? Bir gün ben de o filmlerden birini çekecekmişim gibi geliyor. Öyle düşünüyorum yani. Ben bir gün mutlaka senin gerçek bir film çekeceğine yürekten inanıyorum. Ben de inanıyorum. Çünkü çok istiyorum. İnşallah o gün geldiğinde ben yine yanında olurum. Olacaksın tabii. Hem de baş aktrist olarak.
Ne o? Yönetmen torpili mi? Hayır. Bak benim işimde hiç kimseye torpil yoktur, tamam mı? Sanatta yetenek kazanır. O zaman bana yeteneklisin mi demek istedin? Bunu göreceğiz. Bak burası Yeşilçam Sokağı. Sinemacıların mekanı. Gel şurada oturup bir çay içelim. Tamam. Şimdi bir çay alabilir miyiz acaba? Teşekkür ederiz. Kerim. Biliyor musun, bu hafta sensiz çok zor geçecek. Benim için de zor geçecek. Ama bir gün gerçek bir sinema filmi yapmak istiyorsak buna katlanmak zorundayız, öyle değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Çok heyecanlıyım ama inşallah çok güzel geçer. Güzel geçecek, biliyorum. Hem belki diğer sinema okullarını da araştırma imkanım olur. Sen her şeyin en doğrusunu seçersin bir tane. Evet, ben her şeyin en doğrusunu seçerim. Kerim, ya bu mutluluğumuzun hiç bitmesini istemiyorum. Biz istemezsek bitmez. O zaman hiç istemeyelim. Sen nasıl istersen. Kralı lise maçı seyretmeye gelmiş. Neşeli. Gelmiş gelmiş. Teşrif etmiş kendileri. Skordan memnunsun değil mi abi? Çay söyleyeyim, otur. Dinlenirsin. Artık Almanya'ya gitmeden bir kere daha görüşemeyeceğiz, değil mi? Seni her gün arayacağım. Ben seni çok özleyeceğim. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam, sen de. Aramayı sakın unutma. Tamam. Tamam, bay bay.